Evet arkadaşlar merhabalar. Ses ve görüntü var mı acaba? Var hocam. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bugün 3 saat birlikteyiz. Yalnız katılımcı şu anda 2 kişi gözüküyor. Neden böyle oldu anlamadım. Birkaç dakika bekleyin. Evet, şu anda 2 kişi. Haberleri mi yoktu acaba? Kursiyerlerin. Evet arkadaşlar, bugün 3 saat birlikte olacağız. Doğru değil mi? Bakalım derslerimiz neymiş bugünkü? Patlayıcı ortamlardı, yanıcı ortamlardı tahmin ediyorum. Evet, 3 saat yanıcı ve patlayıcı ortamlar. Son saatimizde büyük endüstriyel kazalar. Evet. 2 saat yanıcı, patlayıcı ortamlar. Ve son saatimizde büyük endüstriyel kazalar. Evet, birkaç dakika daha bekliyorum. Bu arada slaytımı Evet. Ekran paylaşımı yapıyorum arkadaşlar şu anda. Görüntünüz var mı acaba? Var hocam. Tamam. C sınıfıydı değil mi? Eğitimimiz. Evet arkadaşlar, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ortamlar. Kısaca ben kendimi tanıtayım. Kimya mühendisiyim. İşte 12 yıl özel sektörde çalıştım. Petrokimya ve tekstil sektörlerinde. Şu anda da bir kamu kurumunda uzman olarak çalışmaktayım. A sınıf iş güvenliği uzmanı ve eğitmen olarak da boş zamanlarımda eğitim vermekteyim. Evet, pardon arkadaşlar, şu telefonuma bir cevap vereyim, öyle başlayalım. Eğitimdeyim oğlum. Tamam canım, iyi. Tamam. Hadi ben eğitimdeyim. Doruk'la gel efendim. Sen bilirsin, dersin varsa al, yoksa alma. Tamam. Tamam, alma o zaman. Tamam, dersteyim ben. Hadi görüşürüz.
Evet arkadaşlar, çocuklar neyse derse başlamamıştık. Kısaca kendimizi tanıttık. Şu anda bir kamu kurumunda uzman olarak çalışıyorum. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlar dedik. Evet, konunun amacı katılımcıların iş yerinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ortamlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Bu dersin sonunda katılımcılar yanmanın tanımını yapar ve türlerini sayar. Parlayıcı sıvı buharları ve gazları sıralar. Patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamları gösterir. Önleme, korunma ve mücadele yöntemlerini sıralar. Yanmanın tanımı ve türleri, parlayıcı sıvı buharları ve gazlar, patlayıcı maddeler ve patlayıcı ortamlar, önleme, korunma ve mücadele yöntemlerini başlıklar halinde birazdan göreceğiz. Evet arkadaşlar, yanma ve parlama dediğimizde ne anlıyoruz? Öncelikle tanımlarımıza bakalım arkadaşlar, tek tek. Yanıcı madde dediğimizde katı, sıvı veya gaz halinde olabilen, tutuşturulduktan sonra yanmaya devam edebilen maddelere biz yanıcı madde diyoruz. Parlayıcı madde dediğimizde normal şartlar altında buharlaşabilen veya gaz halinde bulunan ve tutuşma noktası düşük olan maddelere biz parlayıcı madde diyoruz. Parlama noktası dediğimizde arkadaşlar, parlayıcı maddelerin yanma limitleri içinde hava ile karışım oluşturmaları ve bu karışımın tutuşma noktası üzerinde bir tutuşturucu etkenle teması sonucu yanması olayına biz parlama diyoruz. Parlama noktası dediğimizde yanma özelliği olan sıvıların parlamaya hazır bir buhar tabakası oluşturabilecekleri en düşük ısı derecesi parlama noktası olur. Alt yanmasının değeri lel değeri olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bunun açılımı İngilizce low explosion limit. Buna alt patlama sınır değeri de denir. Buhar tabakasının parlayabilmesi için hava ile oranı bakımından olması gereken en düşük miktara biz alt yanma sınır değeri diyoruz. Evet, şu anda katılımcı 4 kişi gözüküyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet, arkadaşlar alevlenme noktası dediğimizde aynı zamanda flash point deniyor, parlama noktası da deniyor. Alevlenme noktası sizi aklında bulunan sıvı veya sıvı buharları ve gazların hava ile meydana getirdikleri karışım ancak dışarıdan açık bir alevle temas edildiğinde alev alır ve bu bir an devam eder. Alevin etkisi ortadan kalkınca söner. Bu olaya biz parlama demekteyiz. Evet, yanma noktası dediğimizde arkadaşlar ne anlıyoruz? Yanma noktası ise parlayıcı ya da yanıcı sıvı buharları ve gazların hava ile meydana getirdikleri karışımların alevle dokunulmaksızın kendi kendine yandığı sıcaklığa biz yanma noktası diyoruz. Böyle bir durumda yanmaya dışarıdan müdahale edilmediği müddetçe yanma devam eder. Evet, parlayıcı maddelerin sınıflandırılması. Birinci sınıf parlayıcılar tutuşma sıcaklığı 38 santigrat derecenin altında olan parlayıcılardır. Üç ana gruba ayrılır. İşte şiddetli parlayıcılar, tutuşma sıcaklığı 0 santigrat derece olan maddeler. Az şiddetli parlayıcılar tutuşma sıcaklığı 0'la 21 santigrat derece arasında olan maddeler.
Parlayıcılar dediğimizde tutuşma sıcaklığı 21 ile 38 santigrat derece arasında olan maddelerdir diyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci sınıf parlayıcılar dediğimizde tutuşma sıcaklığı 38 santigrat ile 60 santigrat arasında olan maddelere ikinci sınıf parlayıcılar. Yanıcı maddeler dediğimizde tutuşma sıcaklığı 60 santigrat ile 94 santigrat derece arasında olan maddelere de biz yanıcı maddeler diyoruz. Evet, sıvılar, şimdi arkadaşlar yanıcı sıvılar, katılar ve gazlar olarak bakalım nelermiş. Sıvı olarak baktığımızda aseton, benzen, hegzan, toluen, fosilen. Katı olarak baktığımızda fosfor, penta, klorür, zirkon, manezyum, beta naftil, ansin. Gaz olarak baktığımızda asetilen, metan, propan ve etan gazları, bunlar neymiş? Parlayıcılar. Evet, peki arkadaşlar patlayıcı ortam dediğimizde ne anlıyoruz? Patlayıcı ortam yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik koşullar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlara biz patlayıcı ortam diyoruz. Evet, patlayıcı ortamlar nelerdir? Potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede gaz, toz, buhar veya duman ihtiva ederler. Emniyetli seviyede oksijene sahip değildir. Patlamayı meydana getirecek olanlar dahilinde oksijen konsantrasyonu mevcuttur. Yani patlayıcı hava oluşmuştur diyoruz. Patlama dediğimizde arkadaşlar ne anlıyoruz? Patlama ideal karışımda tutuşan parlayıcı maddenin çok hızlı ve kontrol edilemeyen enerji açığa çıkması olayına biz patlama diyoruz. Patlama şiddeti olayın gerçekleştiği mekanın kapalılık durumu ile doğru orantılıdır. Patlama şiddeti ayrıca parlayıcı maddenin cinsi, miktarı, uygun karışım özellikleri ile de doğru orantılıdır. Patlamalarda alev hızı çok yüksektir. İlk 120 metrede 850 metre bölü saniyeyi bulur. Deneylerde saniyede 1800 metre hızla hareket eden alevler tespit edilmiştir. Patlama sıcaklığı ise 700 santigrat dereceden 1200 santigrat dereceye kadar değişmektedir. Patlama belirli oranlardaki yanıcı gaz, toz ve buharın hava ile oluşturduğu uygun oranlar dahilinde parlama veya patlama aralığında karışımın ateşleme enerjisi ile temas etmesi sonucunda yanma olayının çok kısa sürede meydana gelmesini sağlayan ve çok yüksek sıcaklık ve basınçta gaz açığa çıkaran fizikokimyasal tepkimeye biz patlama diyoruz. Detonasyon hızı da patlama basıncının yayılma hızıdır. Tahrip gücü, patlayıcı maddenin konsantrasyonu, parlama sonucu ortaya çıkardığı enerji ve detonasyon hızının oluşturduğu güçtür. Evet, patlama dediğimizde patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre 5 ana grupta inceleyebiliriz. Evet, gaz patlamaları, basınç patlamaları, toz patlamaları, işte toz patlamaları da kendi aralarında metalik toz patlamaları, organik toz patlamaları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kimyasal madde patlamaları, katı madde patlamaları,
Evet, katı madde patlayıcıları durağan, stabil olmaları, genellikle özel amaçlı üretilmeleri, doğal olarak yaygın halde bulunmamalar sebebiyle genellikle kontrollü olarak patlatılırlar. Çok nadir olarak ve büyük ihmaller sonucu kazara patlar. İşte manezyum gibi, çinko gibi, fosfor gibi, karbit gibi. Toz patlamalarının oluşması için ise spesifik özel şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. En çok toz patlamalarına gıda sektöründe rastlanmaktadır. Un, tahıl gibi. Arkadaşlar şimdi size bir toz patlamasıyla ilgili bir video izleteceğim. Ondan sonra tekrar üzerinde konuşuruz. Oldu mu? Şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şu anda ekranda paylaşımı görüyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Evet, videoyu izletiyorum. Arkadaşlar, sanayide toz patlamaları çok önemli yer alır. İşte patlayacak organik madde, inorganik madde. Mesela burada izleyeceğimiz un patlamaları arkadaşlar. Un bir organik maddedir. Havada belli bir konsantrasyonu ulaştığı zaman ve alevleye, yani bir kıvılcım da olduğu zaman ortamda bu konsantrasyon metreküpte 50 gramdır arkadaşlar. Kıvılcımla birlikte patlama meydana getirmektedir. Evet, şimdi videomuzu izleyelim. Eğer izlerken herhangi bir sıkıntı olursa haberim olsun arkadaşlar. Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleridir. Hububat tanelerinin öğütülmesi, elenmesi suretiyle homojen kısımlarından elde edilen ürüne un denilir. Değirmen veya fabrikalarda tahıl tanelerinin öğütülmesiyle elde edilir. Fiziksel form olarak bir yem maddesinin öğütülmüş veya partikül irilikleri başka bir metotla küçültülmüş durumu veya hububat tanelerinin diğer tohumların veya ürünlerin ince öğütülüp elenmesiyle elde edilen ve esas itibariyle nişasta ve endospermin gluteninden oluşan yumuşak kısmıdır. Her yıl binlerce ton üretilen ve evlerimizden eksik etmediğimiz hemen hemen çoğu gıdalarımızın temel maddesi olan un, uygun şartlar oluştuğunda ise çok etkili patlamalara sebep olabiliyor. Tarihte kayda geçen ilk un patlaması 1785 yılında İtalya'da bir ekmek fırınında bir lambanın un tozunu tutuşturması sonucu olmuştur. Ölüme ve fazla zarara yol açmayan bu patlamadan sonra konu unutulup gitmiştir. Modern günlerimizin başlangıcında insanlık tarihinin ana gıdası, ekmeğimizin en önemli girdisi olan unun çok ciddi bir şekilde yanarak patlayabileceğini kime söyleseniz herhalde şaka kabul eder gülerdi. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir hububat silosu infilak edip 9 kişi ölüp 30 kişi de yaralanınca gülmeler durdu. 1988 yılında hububat bulunan yerlere belirli bir emniyet standardı getiren kuralların uygulanmasına başlanılmasına rağmen 90'lı yıllarda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yılda ondan kaynaklanan ortalama 13 patlama oldu. Peki nasıl oluyor da un bu kadar tehlikeli bir şekilde patlayabiliyor? Sebebi basit. Çünkü o bir karbonhidrat. Havada toz olarak asılı duran karbonhidratın miktarı 1 metreküpte 50 grama aşınca herhangi bir şekilde tutuşturulduğunda patlar. Un tozları o kadar küçüktür ki anında yanar ve bu yangın diğerlerine zincirleme yayılır. Bu da toz bulutunda ortama da bağlı olarak patlayıcı bir güç oluşturur.
Benzer durum şeker, puding ve hatta çok ince testere kalaçlarında bile oluşabilir. Bir yangının çıkması için üç şeyin bir arada olması gerekir. Hava, yanıcı madde ve tutuşturucu. Silolarda insanların çalıştıkları yerlerde tutuşmak için gereken metreküpte en az 50 gram un tozu miktarına pek ulaşılmaz. Tabi burada unutulmaması gereken patlamaya sebep veren yanıcı maddenin havada asılan toz miktarı olduğudur. Yoksa yere serilen unda böyle bir tehlike yoktur. Silolarda tutuşmaya sebep olan şeyler bilinçsizce yapılan bir kaynak, bir kesme işlemi, sigara, asansörler ve konvertörlerin mekanizmalarından çıkan kıvılcımlar olabilir. Şüphesiz ortamın da çok önemi vardır. Patlamanın yarattığı büyük basınç boşalacak yer bulamazsa binayı bile yıkabilir. Açık havada ise patlama olmaz ama yine de tehlikeli bir alevlenme olur. Hanımlar, endişelenmeyin. Kurabiye veya börek yapmak için aldığınız bir yoğundan 50 gramı havaya uçmaz. Bu olay için tonlarca un gerekir. Hamur yoğurmak için balkona çıkmanıza hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, izleyebildik mi? Evet, ses gitmiyor mu acaba? Ben devam ediyorum. Umarım izlemişizdir. Tekrardan slaytımı paylaşıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Patlama demiştik. Katı madde patlayıcıları. Durağan, burayı konuşmuştuk. Toz patlamalarına gelmiştik, değil mi? Toz patlamalarından da bahsettik. Sıvı maddelerle ilgili bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir arkadaşlar sıvı maddeler. Sıvı maddeler ancak gazlaşmaları halinde buharları parlayabilir. Sıvı içerisinde oksijen bulunmadığından sıvı halde parlama olmaz. Bu itibarla parlayıcı sıvılar gaz patlamaları ile birlikte değerlendirilmiştir. Evet, patlama dediğimizde yine arkadaşlar kimyasal madde patlamalarına bakalım. Genellikle kimyasal reaksiyon ile başlar. Gerek kullanılan ham maddelerin, gerekse yarı mamul veya mamul maddelerin depolanması, taşınması ve kullanım safhasında istenmeyen bir şekilde farklı kimyasallarla karıştırılması veya farklı ortamlarda bulunması oluşabilecek reaksiyonlar sonucu bazen vahim olaylara sebep olmaktadır. Evet, basınç patlamalarına sebep olan basınçlı kaplar ve sistemler küçük büyük sanayinin her çeşidinde değişik boyutlarda bulunan sistemler. Evet arkadaşlar, yine bir video paylaşacağım sizle. Analysis of experimental data. Evet. Study of Evet arkadaşlar, bu da basınçlı bir LPG tankının deneysel olarak patlatılması diyelim. Bu LPG tabii sıvılaştırılmış petrol gazı, tankın içinde ve patlama sırasında neler yaşanıyor ona bir bakalım, sonra konuşalım. Analysis of experimental data and study of actual incidents have resulted in a clearer understanding of the mechanics of a blevy. While blevies have been known to occur in tanks weakened by physical damage, such as from an accident, most blevies result from fire exposure.
tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing secondary fires and other damage. It all happens quickly. Evet arkadaşlar, umarız izlemişsinizdir. Tekrar slaytıma geçiyorum. Evet, patlamayla devam ediyoruz. Nereye gelmiştik? Gaz patlamalarına gelmiştik. Normalde basınç patlamalarıdır. Aynı biraz önce izlemiş olduğumuz basınçlı tanktaki patlama da bir gaz patlaması aslında. Tankın içerisindeki sıvı buharlaşıyor. Kapalı bir kapta olduğu için basınç artıyor artıyor. En sonunda kabın mukavemetini kırarak ne yapıyor? Hızlı bir genişlemeyle patlama meydana getiriyor. Evet. Arkadaşlar bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Pardon. Paylaşımı tekrardan açıyorum. Gaz patlamalarında kalmıştık. Normalde basınç patlamalarıdır. Ancak bu patlamanın olabilmesi için gazın içinde bulunduğu kabın basıncını yükseltecek bir unsur bulunmalıdır. Bu unsur genellikle tanktan sızan gazın oluşması sonucu oluşan parlama ve yangın olmaktadır. Mesela LPG tanklarında ya da asetilen kaynaklarında görülen patlamalar gaz patlamalarıdır. Evet, parlayıcı sıvıların patlaması her parlayıcı sıvı buharı ve yanıcı gaz patlamaya neden olabilir. Bu olay parlayıcı sıvı buharları veya yanıcı gazlar ile havanın yeterli oranlarda karışımlar meydana getirmesine bağlı bulunmaktadır. Örneğin benzin hava karışımının patlama sınırları hacmen %1 ile
%6 oranındaki benzin buharının hava ile meydana getirdiği karışım patlar. Mesela metan gazında bu arkadaşlar %5 ile %15 arasında metanın havada meydana getirdiği karışım patlayıcılık özelliği gösterir. Yine burada örnek verilmiş işte etil alkolün patlama sınır değerleri, asetilenin yine patlama sınır değerleri. Mesela asetilen kaynaklarında %2,5 ile %81 arasındaki asetilenin havadaki karışımı patlayıcılık özelliği gösterir. Evet, arkadaşlar patlayıcı karışım dediğimizde ne anlıyoruz? Eğer yanıcı gaz, buhar ve tozlar bir kıvılcım sonucu tutuştuğunda kendiliğinden alev oluşumu sağlayacak miktarda bulunuyorsa bu bir patlayıcı karışımdır. Örnek olarak sıcak yüzeyler, açık alevler, işte mekanik ya da elektrikli kaynaklı kıvılcımlar, elektrostatik boşalmalar, bunlar nedir? Ateş kaynaklarıdır. Evet, kapalı ortam dediğimizde arkadaşlar ne anlıyoruz? Kapalı ortam tamamen veya kısmen kapatılmış, sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava mevcut olan, esas olarak çalışma yeri olarak tasarlanmamıştır. Giriş ve çıkışı kısıtlı hale getirilmiştir. Patlamayı meydana getirecek oranlar dahilinde oksijen konsantrasyonu mevcuttur. Biz buna patlayıcı hava diyoruz arkadaşlar. Patlayıcı, patlamayı meydana getirecek oranlar dahilinde oksijen konsantrasyonunda mevcutsa buna patlayıcı hava diyoruz. Evet, kapalı alanlar dediğimizde nereler arkadaşlar? Depolama tankları, tankerler, kazanlar, basınçlı kaplar, silolar, derin çukur ve oyuklar, boru hatları, kanalizasyon tesisleri, kuyular, kanallar ve benzeri yapılar, küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları, kargo tankları, petrol tankları, atık tanklar, faydasız ve terk edilmiş boşluklar kapalı alanları oluşturmaktadır. Evet, kapatılmış boşluklar, işte patlayabilir gaz, toz ve buharların bulunduğu diğer patlayıcı ortamlarda ve ilgili iş kollarının çalışma alanlarında can ve mal güvenliği açısından çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Maden ocakları ile birlikte birçok iş kolunda da benzer tehlikeler bulunmaktadır. Örneğin alüminyum, manezyum, un, nişasta ve tahıl tozlarının hava ile olan belli karışımları da patlayıcılık özelliği göstermektedir. Evet arkadaşlar, kapalı alanlarda çalışmalarda güvenliğe gelecek olursak aşağıda sıralanan çalışma alanlarında patlama tehlikesini ortadan kaldırmak için özel önlemler alınması gereklidir. Neresiymiş arkadaşlar bu çalışma alanları? Onlara bakalım. Petrol rafinerileri, sıvılaştırılmış gaz dolum tesisleri, tahıl siloları, gemiler, tankerler, feribotlar, boya fabrikaları, akaryakıt stok alanları, benzin tankları ve pompaları, kimya endüstrisinde yine birçok alanda patlayıcı ortam bulunmakta. Şeker endüstrisinde mesela
Un sanayinde yine aynı keza patlayıcı ortamlarla karşılaşmaktayız. Evet arkadaşlar, temiz hava dediğimizde ne anlıyoruz ona bakalım. Temiz hava atmosfer havası ile aynı bileşimine sahiptir. Yani bizim soluduğumuz hava atmosfer havası olduğuna göre temiz havadır. Temiz havada arkadaşlar %21 oranda oksijen bulunur. %78 oranında azot gazı, işte çok düşük miktarda %0,3-0,4 civarında karbondioksit, işte kimyada asal gazlar olarak tanımlanan argon, neon, kselon gibi çok az miktarda hidrojen ve helyum gazları, yine çok az miktarda da su buharı, nem bulunmaktadır. Evet, şimdi arkadaşlar bunların tek tek içeriğine bakalım. Oksijen nedir? Havada en çok işte azot %79, %21'de oksijen. Hayatımız için vazgeçilmez kaynak, oksijen kaynağı, vazgeçilmez madde, element, molekül oksijendir arkadaşlar. Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Sağlığımıza olan etkisi nedir? İdeal şartlarda atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Bu %18'e kadar düştüğünde herhangi bir önemli yan etki görülmez insanda. %18 ile %14 arasındaki oksijen konsantrasyonunda nefes sıklaşır, nabız altı artar. Koordinasyon bozuklukları gözükür insanda. %14 ile %9 arasında solunum kesikli olur, halsizlik ve kişide bulantı meydana gelir. %9 ile %6 arasında ise bayılma ve kısa zamanda koma. %5-6 olduğu zaman havadaki konsantrasyonu, ani ölümler meydana gelebilir. Evet arkadaşlar, karbon monoksit gazına bakalım şimdi. Karbon monoksit gazı malumunuz üzere yanma sonucu meydana gelen bir gazdır. Ama oksijen yetersizliğinde yavaş yanma sonucu meydana gelir. Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Bu ne yapıyor? Kanda eğer oksijen konsantrasyonu yükseldiği zaman havada, kanda hemoglobinle birleşerek karboksil hemoglobin meydana getiriyor. Bu da kanın oksijen taşıma yeteneğini ortadan kaldırdığı için zehirlenmelere sebep oluyor. Evet. Havadaki konsantrasyonuna baktığımızda %0,003'ten 0,3 civarında olursa karbon monoksit, insanda ilk etkiler, ilk rahatsızlıklar gözüküyor. %0,05'de ise havadaki konsantrasyon şiddetli etkiler görülmeye başlıyor. %0,1'e kadar yükselirse hayati tehlike oluşuyor. %0,2'de ise arkadaşlar ani ölümler meydana geliyor. Karbon monoksit nerelerde oluyor? İşte ocak yangınları, dizel araçların egzoz dumanlarında ve her türlü yanma olayın olduğu yerde karbon monoksit gazıyla karşılaşabiliyoruz. Evet, kükürtlü hidrojen dediğimizde hidrojen sülfürü arkadaşlar, bu bataklık gazı olarak da tabir edilir. Renksiz, kokusuz, asit tadında ve çürük yumurta kokusunda bir gazdır. Yine %0,01'de 1-2 saatte hafif zehirleme belirtisi gösterir. %0,05 ile 0,07 arasında
önemli zehirlenme belirtileri gösterir. %0,07 ile 0,1 arasında da arkadaşlar nefes darlığı, bayılma ve ölüm %0,1'den daha büyük konsantrasyonlarda ise ani ölüm meydana getirir. Peki hidrojen sülfür gazı nerelerde bulunur? Organik maddelerin ve özellikle işte petrol aramaları ve doğal gaz aramalarında meydana çıkar. Kuyularda yine organik maddelerin çürüdüğü, volkanik aktivitelerin olduğu yerlerde, bir de maden işlerinde patlamaların meydana getirildiği yerlerde meydana gelir. Evet arkadaşlar, kısa bir ara verelim. Şu anda saat 18.44. 19'da tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Nerede kalmıştık? Gazlardan bahsediyorduk, patlayıcı gazlar. Grizu, metan hava karışımı arkadaşlar. Bu arada görüntü ve ses var mı? Görüntü ve ses umarım vardır. Evet, kömür, bitki ve hayvan organizmalarının karmaşık kimyasal reaksiyonlarının birbirinin ardına geliştiği bir çevre ortamında kömürleşme olayına maruz kalmasıyla oluşmuş organik bir gazdır. Patlayıcı hava dediğimizde arkadaşlar, yanıcı gazları bileşiminde bulunduran havadır. Bu gazlar özellikle metan, etan, propan, butan gibi hidrokarbonlar ve hidrojen, karbon monoksit ve hidrojen sülfür gibi gazlardır. Grizu dediğimiz, biraz önce bahsettiğimiz metan hava karışımı renksiz ve kokusuz bir gazdır. Özgül ağırlığı 0.7716 kilogram bölü metreküptür. Yani havaya oranla daha hafiftir. Bundan dolayı bulunduğu kapalı ortamın tavan kısımlarında toplanır. Metanın esas tehlikesi yanıcı ve patlayıcı bir gaz olmasıdır. Tam yanma %9 metan ve %91 oranındaki hava karışımında olur. Ancak patlamayı doğuran ısı kaynağının şiddeti ve süresi basınç ve kapalı ortamın şeklinde patlamayı etkilediğinde metanın %5 ile %15 arasında tehlikeli olduğu kabul edilir. Evet, grizu patlama sonrası basınç, patlama öncesi basıncın 7-10 katı olur. Evet, dünyada ve ülkemizdeki büyük metan patlamaları arkadaşlar, işte maden işletmesinin olduğu Zonguldak'ta, Yozgat'ta, Karaman, Kütahya, Balıkesir, ülkemizdeki büyük metan patlamaları, işte Zonguldak'ta, Taşkömür Maden Ocağı'nda, İşte saat 19.45 ile 20 arasındaki zincirleme grizu patlamaları nedeniyle meydana gelen bir madencilik kazasıdır. Zonguldak Kozlu'daki kaza, Taşkömür madenciliği tarihinin en büyük felaketlerinden biri. Ayrıca Zonguldak'ta kömür madenciliğinin 150 yıllık tarihinin en büyük felaketidir. Olay sonucunda 263 madenci yaşamını yitirmiştir. 7 Mart 1983'te 103 işçinin yaşamını yitirdiği Armutçuk kömür madeni faciası gibi her yıl dönümünde törenle anılmaktadır. Ocak 26 Mart 1992 günü tekrar açılmış ise de yangının kızışması üzerine bir daha kapatılmıştır. Evet, doğalgaz dediğimizde arkadaşlar, doğalgazın büyük bölümü doymuş hidrokarbon bileşiği olan metandır. Metan parlayıcı ve patlayıcı bir gazdır. İçeriğinde diğer bileşikler etan, propan ve butan gibi daha ağır doymuş hidrokarbonlar bulunmakta. Doğalgaz çıkarıldıktan sonra işlenir, işleme sırasında istenmeyen bileşikler temizlenir ve hidrokarbonlar alınır. Üretimin bu safhasında elde edilen ürünler doğalgaz sıvıları, etan, propan, butan, izobutan, pentan ve diğer ağır hidrokarbonlar. Bu sıvılardan propan ve buton ayrıştırılarak LPG elde edilir. LPG arkadaşlar %30 propan, %70 butandan meydana gelir.
İçerisinde hiç ağır hidrokarbon bulunmayan gaz kuru doğalgaz olarak adlandırılır. Doğalgazın sıvılaştırılarak LNG veya sıkıştırılarak kullanılması da mümkündür. Evet arkadaşlar, bazı sıvıların gazların patlama limitlerini veriyoruz şu anda. Aseton bakıyoruz 2,6 ile 12,8, karbon monoksit 13 ile 75, LPG 2 ile 9. Tabii arkadaşlar bu havadaki konsantrasyonları oluyor. Metanın 4 ile 15, asetilenin 3 ile 82 arasında patlayıcı ortam oluşturuyor. Evet, bu da arkadaşlar havadaki işte buhar gaz konsantrasyonuyla patlama basıncı, parlama alt limiti ve parlama üst limiti arasındaki değerlerde patlama basıncının nasıl değiştiğini görüyoruz. Baktığımızda arkadaşlar patlama, parlama alt ve üst limitlerinin orta noktasında ki konsantrasyonda en büyük ne meydana geliyor? Patlama basıncı meydana geliyor. Yani en büyük etkiye parlama alt limiti ve parlama üst limiti arasında ortasındaki konsantrasyonda meydana getiriyor. Evet, yine arkadaşlar bir video paylaşmak istiyorum. Patlayıcı ve zehirleyici bir gaz olan karbon monoksit ile ilgili bir videom var. Bunu izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşuruz. Evet, paylaşıyorum şu anda. Evet. Arkadaşlar şimdi paylaşacağım. Yine herhangi bir sıkıntı olursa bana söyleyin lütfen. Evet. Şu anda ekranda gözüküyor mu? Karbon monoksitle ilgili bir video. Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler. Arkadaşlar umarım izliyorsunuzdur. Evet, başlatıyorum. Ülkemizde çok sayıda zehirlenme vakalarına, hatta ölümlere sebep olan karbonmonoksit gazı, doğalgaz, tüp gaz, benzin, kömür ve odun gibi yakıtların tam yanmaması sonucunda oluşan zehirli bir gazdır. Çoğunlukla soba, kombi ve şofben gibi cihazların bulunduğu ortamlarda görülen karbonmonoksit zehirlenmelerinde ölüm ani olur, fark edilmez. Sessiz ölüm diye de bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerinden basit bir takım önlemler alarak korunabiliriz. Türkiye'de özellikle lodoslu havalarda gündeme gelen karbonmonoksit zehirlenmeleri sonucu bugüne kadar binlerce kişi tedavi altına alınmış, yüzlercesi hayatını kaybetmiş, bazen aileler yok olmuştur. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin daha çok lodoslu havalarda yaşanmasının sebebi, rüzgarın ters hava basıncıyla geri tepmeye neden olarak, baca açık dahi olsa zehirli gazın dışarı atılamaması sonucu gerçekleşir. Bu nedenle lodoslu havalarda sobalarınızı yakmayın. Şofben, kombi gibi cihazlarınızı çalıştırmayın.
kan yanmama sonucu oluşan karbonmonoksit zehirlenmelerinin bir sebebi de soba, kombi ve şofben gibi cihazların bulunduğu ortamlarda yeterince temiz hava olmamasıdır. Bu cihazların bulunduğu ortamlarda mutlaka havalandırma menfezi olmalı, mevcut havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır. Sadece havalandırma menfezinin açık olmasının bile ölümlü zehirlenme vakalarını önleyeceğini asla unutmayın. Standartlara uygun olmayan veya temizlenmemiş bacalar, içerisinde zehirli karbonmonoksit gazı bulunan dumanı geri teper ve içeri verir. Kuşlar da baca içine yuva yaparak bacanın tıkanmasına sebep olabilir. Zehirlenmeye maruz kalmamak için kış gelmeden önce soba borularının ve bacanın açık ve temiz olduğundan emin olun. Soba boru veya bacalarının tıkanıklığı yangın içinde büyük tehlike oluşturur. Bu nedenle bacalarınızı düzenli olarak temizletin. Eskiyen, delinen ve çürüyen baca borularınızı kullanmayın. Baca borularınızın birleştiği yerleri alüminyum sızdırmazlık bandıyla kapatın. Baca borularını fazla dolaştırmadan ve en fazla 2 dirsek kullanarak bacaya bağlayın. Boruların bacaya girdiği yeri alçıyla sıvayarak gerekli sızdırmazlığı sağlayın. Gece uyku anında sobadan veya bacadan kaynaklı olumsuzlukları fark edemezsiniz. Gece yatarken sobalarınızın yanmadığından emin olun. Zehirlenme vakalarının çoğunun gece uyku anında yaşandığını unutmayın. Banyolardaki baca tesisatı ve havalandırma genellikle yeterli değildir. Banyolardaki şofbenler nedeniyle ölümle sonuçlanan zehirlenme vakaları çok sık görülmektedir. Şofbenlerinizi banyolarınızda bulundurmayın. Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemenin etkili yollarından biri de karbonmonoksit dedektörü kullanmaktır. Dedektör, içindeki algılayıcı sayesinde ortamda karbonmonoksit gazı varsa sesli ikaz verir. Karbonmonoksit dedektörü standartlara uygun olmalı ve yerel dağıtım şirketinden onay almış ürünler tercih edilmelidir. Dedektörün çalışır durumda olduğunu belirli aralıklarla test edin. Karbonmonoksit zehirlenmesi çoğu kez belirti vermez. Kişi zehirlendiğini fark etmez. Bu nedenle ölüm ani ve sessiz gerçekleşir. Karbonmonoksit zehirlenmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşmakta zorlanma, bilinç bulanıklığı ve huzursuzluk gibi belirtilere de yol açabilir. Belirtiler gribe benzediğinden karbonmonoksit zehirlenmesi tam olarak ayırt edilemeyebilir. Böyle bir durumda zehirlenen kişi ortamdan uzaklaştırılır. Ortam havalandırılır. 112 acil yardım aranır. Zehirlenmenin olduğu daire dışında binadaki diğer dairelere de zehirli gaz yayılabilir. Bu nedenle bina sakinlerine haber verilmeli ve bina giriş kapısıyla boşluktaki camlar açılarak havalandırılması sağlanmalıdır. Sadece odadakiler değil, evdeki diğer kişiler de kontrol edilmeli ve 112'ye bilgi verilmelidir. Zehirlenme belirtileri ileri saatlerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle zehirlenmenin olduğu evde durumu iyi olan kişilerin de 112 tarafından hastanelere nakli sağlanmalıdır. Zehirlenme doğal gaz kaynaklıysa mutlaka binanın ana manası kapatılmalı ve 187 aranarak bilgi verilmelidir.
Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. İzlemişizdir umarım. Evet tekrardan slaytıma geçeceğim. Nerede kalmıştık? Evet, bir patlamanın meydana gelebilmesi için ateşleme kaynağı, patlayıcı gaz, buhar veya tuz, minimum oksijen konsantrasyonu üçgeninin tamamlanması gereklidir. Patlama, yanma olayının belirli koşullarda ve çok kısa zamanda meydana gelmesine biz patlama diyoruz. Patlama meydana gelirken bir tutuşturma kaynağına ihtiyaç olduğu için bunlar nelermiş? Sıcak yüzeyler, alevler, gaz, alevler ve sıcak gazlar, mekanik olarak üretilen kıvılcım, elektrikli cihazlar, kaçak ve başıboş elektrik akımları, statik elektrik, aydınlatma, elektromanyetik dalgalar, tozların kendi kendine tutuşmalarını sağlayan egzotermik reaksiyonlar, mekanik olarak üretilen kıvılcımlar, elektrik cihazları, aydınlatma, evet, arkadaşlar patlamanın mekanizması, patlamalarda alev hızı çok yüksektir. İlk 120 metrede 850 metre bölü saniyeyi bulur. Deneylerde saniyede 1800 metre hızla hareket eden alevler tespit edilmiştir. Patlama sıcaklığı ise 700 santigrat dereceden 1200 santigrat dereceye kadar değişmektedir. Fakat teorik olarak 2750 santigrat derece sıcaklık hesaplanabilir. Patlama kasırgasında en önemli rolü alev oynar. Sıcaklık etkisiyle alev sahası daima yüksek basınç merkezi halinde bulunur. Böylece bir taraftan alevin önündeki hava büyük bir hızla ileriye doğru itilirken yanan gazlar da geriye patlamanın doğduğu yere doğru yine hızla sevk edilmiş olur. Patlamanın bitmesi ve içindeki sıcak gazların soğuması ile merkezde bir boşluk meydana gelir. Özellikle hafif cisimler içeriye boşluktan dolayı hücum eden havanın basıncı ile patlamanın orijinal noktasına kadar giderler. Bu durum patlama yerinin belirlenmesinde özellikle dikkate alınabilir. Evet arkadaşlar tozlu hava dediğimizde toz deyimi hava içerisinde dağılma veya yayılma özelliği gösteren 0,5'te 150 mikron büyüklüğündeki katı parçacıklarını ifade eder. Tozlu hava ise içerisinde belli konsantrasyonda toz ihtiva eden havayı belirtir. Tozlu havanın etkisi iki türlü olmaktadır. Bunlar kısmen sağlığa zararlı ve kısmen de patlayıcıdır. İşte kömür tozu her iki özelliğe de sahiptir. Kömür tozu antrikoz deniyor arkadaşlar. Sebep olduğu kanser hastalığıdır. Kömür tozunun sebep olduğu. Toz halindeki katı parçacıkların da havayla, oksijenle belirli oranlarda patlayıcılık özelliği vardır. Eğer ateşleyici bir kaynak varsa bu parçacıklar patlama ile yanmaya başlarlar ve civardaki toz ve hava karışımlarını da ateşleyerek seri patlamalar haline dönüştürebilirler. Evet, bir tozun patlaması için yanabilir olması gerekir. Ancak her yanıcı toz patlar anlamına da gelmez. Patlama içinde parlamada olduğu gibi belirli bir konsantrasyon limitleri vardır ki buna patlama aralıkları denir.
bu aralıkların altındaki ve üstündeki konsantrasyonlarda patlama olmaz. Toz patlamaları gaz patlamalarından çok daha yıkıcı ve tahrip edicidir. Toz patlamasının gücü 15 civarında olabilir. Toz patlaması çevrede başka toz bulutları oluşturabileceği için zincirleme reaksiyonu mümkündür. Arkadaşlar, kömür tozu tane büyüklüğü 0.3 mikrondan küçük olan tozlar olarak kabul edilir. Tane boyu 75 mikronun altında ince toz sınıfına girer. Kömür tozu patlamasını etkileyen faktörler tozun tane büyüklüğü 10 ile 830 mikron, tozun kimyasal yapısı, uçucu madde %10'dan azsa patlama olmaz, %10-15 arası patlama ihtimali zayıf, %15'ten yukarı patlama özelliği hızla artar. Uçucu madde bölü uçucu madde artı sabit karbon uçucu madde oranını verir. Toz yoğunluğu 60-70 gram bölü metre küp patlayabilir. Yani kömür tozunun havadaki patlama limitleri metreküpte 60-70 gram arası. Aynı zamanda kömür tozunda metan varlığından dolayı da gaz patlamaları meydana gelir. Evet. Tozlu ortamlardaki patlama istatistiği arkadaşlar. Statik artı, sürtünme, yangın, sıcak yüzeyler, kendiliğinden olan patlamalar, kaynaklamada olan mekanik ağır, elektrikli aletlerden kaynaklı, kızarmış toz birikimi gibi nedenlerle patlama meydana gelmektedir. Evet arkadaşlar, yine bir video paylaşmak istiyorum sizle. Bakalım. Evet, paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Pardon. Evet, paylaşıyorum. Evet, umarım gözüküyordur arkadaşlar. Bu hidrojen sülfürle ilgili daha önce yaşanmış bir zehirlenme olayını canlandırmış, animasyon şeklinde bir canlandırılması arkadaşlar. İzleyelim, onun üzerine yine konuşuruz. Oldu mu? Evet, başlatıyorum arkadaşlar.
Evet, arkadaşlar tekrar merhabalar. Umarım izlemişizdir. Hidrojen sülfürle ilgili gerçek bir iş kazasını animasyon şeklinde anlatılmış haliydi. Evet, tekrardan slaytıma geçiyorum arkadaşlar. Evet. Tablomuzu yorumlamıştık. Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması dedik. Değil mi arkadaşlar? Burada kalmıştık. Bölge sıfır dediğimizde ne anlıyoruz? Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler. Bölge 1'de gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler diyoruz. Bölge 2'de
gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlere diyoruz. Evet. Bir de arkadaşlar yanıcı tozların bölgelerinin sınıflandırılması var. Bölge 20 dendiğinde havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturulabilecek yerlere biz bölge 20 diyoruz. Bölge 21 normal çalışma koşullarında havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlere de bölge 21 diyoruz. Bölge 22 normal çalışma koşullarında havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler diyoruz. Bölge 22. Evet, pembe bölge, bölge 0, kahverengi bölge 1, sarı bölgede bölge 2. Evet, patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işaretleri arkadaşlar. Aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olacaktır. İşte şekilimiz siyah kenarlıklı üçgen içerisinde sarı zemin üzerinde explosive yazan yani İngilizce anlamı patlayıcı ortam demektir. Evet arkadaşlar dersimizi bitirdik. Yalnız sorularımız var. Biraz onlara bakalım. Evet, yanıcı parlayıcı ortamlar, sorular. Evet. Görebiliyoruz mu arkadaşlar? Soruları. Evet, görebiliyoruz mu arkadaşlar? Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip forklift kullanılması gerekir? Arkadaşlar, bu tür depolarda akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış forklift kullanılır. Yani doğru cevap D seçeneği. Evet, kanda hemoglobin ile birleşerek karboksil-hemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir dediğimizde neydi arkadaşlar? Karbon monoksit değil mi? Hemoglobin ile birleşerek kanın oksijen taşımını engelliyor. Karbondioksit de nasıl bir gazdı arkadaşlar? Boğucu bir gazdı. Havadaki oksijen konsantrasyonunu düşürerek boğulmalara neden oluyor. Hidrojen sülfür nasıl bir gaz arkadaşlar? Tabii ki çok zehirli bir gazdır. Pamuk tozu alerjendir. Evet, günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının
çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Neydi arkadaşlar? Maksimum neydi? Müsaade edilebilir azami konsantrasyon. Ne değer diyorduk buna? Mark değer diyorduk değil mi? Doğru cevap B seçeneği. Evet. Kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır? Hangi cihaz kullanılmalı arkadaşlar? Eksponizometreydi değil mi? Yani patlama ortamdaki patlayıcı gaz konsantrasyonunu ölçen cihaza deniyor. Evet, çalışma ortamında toksik gaz konsantrasyonu ölçümleri insanın solunum seviyesinde yapılır arkadaşlar. Yani C seçeneği. Pamuk lifleri ketenkenevir tuzlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir? Bisinoz. Yani C seçeneği. Evet, günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az 1 saatlik süre bulunan ve günde en fazla 4 kez tekrarlanabilen çalışmalar için verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir? Buna arkadaşlar stil değer denir. Başka bir şekilde belirtilmemişse 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değerdir. Evet, kapalı alan çalışmalarında arkadaşlar en az bir tane nezaretçi olmalıdır. Yine aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalı? Asit üzerine su dökülmemeli. Eğer öyle olursa ne olur? Asidin patlama sınır değerlerine ulaşılır ve patlama meydana gelir. O konsantrasyona ulaşıldığında patlama meydana gelir. Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima ne yapılmalı? Etiketlenme. Evet, kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken önce gelen önce gider kuralı uygulanır. A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanır? Zehirli maddelerle zararlı maddeler bir arada depolanabilir. Evet, gaz dedektörlerinde okunan L değeri neyi ifade eder? Ortamda bulunan gazın alt patlama sınır değeri, low explosion limit değer. Evet, hemoglobinle ne birleşiyordu? Karbonmonoksit. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır? Arkadaşlar, karbonmonoksitle nitrik oksit yanıcı değil, zehirleyici bir gazdır, değil mi? Yani doğru cevap B seçeneği. Evet, yine bir ara verelim arkadaşlar. Son saatimiz neydi? Son saatimiz büyük endüstriyel kazalar değil mi? Onlarla devam edelim. Saat 19.43. Saat 20'de görüşmek dileğiyle arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Evet, sorular dursun. Şimdiki dersimiz neydi arkadaşlar? Büyük endüstriyel kazalardı. Evet, dünyada yaşanan işte büyük endüstriyel kazalar nelerdir? Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerin azaltılması hakkındaki yönetmelik AB 96-82 EC sayılı tehlikeli maddeleri içeren büyük endüstriyel kazaların kontrolü hakkındaki konsey direktifi SVS 2 direktifi ile uyumlu olarak hazırlanmıştır arkadaşlar. Büyük endüstriyel kazalar hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık riskleri de beraberinde getirmiştir. İşte bu kazalar nelerdir? İngiltere Fisbury, sikloheksan oksidasyonu yapan bir fabrikada kimyasal madde üretim reaktörünün patlaması. İşte 29 ölü, 100 yaralı, 2000 konut ve iş yeri hasarlı. İtalya Seveso'da arkadaşlar fabrikada patlama sonucu tetra klor dibenzen dioksin sızıntısının olması. Hindistan Bhopal'de yine arkadaşlar. Meksiko City'de, Fransa Toulouse'da meydana gelen kazalar. Evet, bunun yanında İzmit, Tüpraş, Kocaeli, Mersin, Ataş'ta meydana gelen kazalar. Evet, sikloheksan oksidasyonu yapan bir fabrikada patlama gördüğünüz üzere 28 kişi hayatını kaybetmiş, tesis ve çevresinde geniş tahribat meydana gelmiş. Bu da arkadaşlar Seveso 1976'da yine İtalya Seveso'daki bir fabrikada patlama 1.3 kilogram tetraklorodibenzen dioksin ortama yayılıyor. Tesis yakınında kuşlar, hayvanlar ve bitkilerin hepsi ölüyor. Evet, yine Meksiko City'de meydana gelen ve Tüpraş'ta. Şimdi arkadaşlar kazalarla ilgili yine bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Eğer sıkıntı olursa bana lütfen geri dönün. Şimdi paylaşımı açacağım. Evet arkadaşlar, paylaşım şimdi paylaşıyorum. Herhangi bir kaza anında nasıl davranmamız gerekiyor, acil durumlarda ne yapmamız lazım, onunla ilgili bir paylaşım, bir video arkadaşlar. Bunu izleyelim. Evet. Thank you.
Yangın Güvenliği bölümümüze hoş geldiniz. Önümüzdeki birkaç dakika içinde sizlere iş yerinizde yangın çıkması durumunda ne yapmanız gerektiğini göstereceğiz. Yangın durumunda izlenmesi gereken adımları takip ettiğinizde iş yeriniz çok daha güvenli bir yer olacaktır. Yangınlar her yıl yüzlerce insanın hayatını alıyor ve ülkeye yüz milyonlarca pound maddi zarar veriyor. Yine de son yıllarda yangın sonucu ortaya çıkan ölümler hızla azalmaktadır. Ve bunu yangın konusundaki bilincin artmasına borçluyuz. İş yerlerindeki yangın güvenliğiyle ilgili mevcut yasalarda çok unsur ele alınmıştır. İşverenler bütün personele doğru bir düzenli yangın güvenliği eğitimi vermelidir. Buna düzenli aralıklarla yapılması gereken yangın tatbikatları da dahildir. İşverenler ayrıca yeterli yangın çıkışı sağlamakla da yükümlüdür. Yangın çıkışı işaretleri görünmesi kolay yerlerde olmalıdır ve kapılar doğru yerleştirilmelidir. Alarmlar, yangın hortumları, duman ve ısı dedektörleri, söndürücüler gibi yangın teçhizatları, uzman biri veya eğitimli bir çalışan tarafından düzenli bir şekilde bakımdan geçirilebilir. Ayrıca çalışanların yangın teçhizatları ve yangın söndürücülerinin yerlerini bilmesi gerekir. Çünkü bunların yeri her binada farklıdır. Her binanın kendi yangın güvenlik prosedürü olmalıdır. Kendi iş yerinizde yangın çıktığında neler yapılması gerektiğini mutlaka öğrenin. Her zaman mevcut olması gereken bunun gibi yangın talimatları size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Yangın prosedürüyle ilgili bir şüpheniz varsa sakın sormaktan çekinmeyin. İş yerinizde yangın çıktığını fark ederseniz ne yapmanız gerekir? Yolun hareketiniz yangını söndürmek olabilir ama güvenlik açısından sayı doğru değildir. Yangın ne kadar küçük olursa olsun, ilk adım alarm çalıştırmak veya en yakın itfaiye alarmını aktif hale getirmektir. Yangın alarmlarını nasıl çalıştıracağınızı biliyor musunuz? Alarm dumanla veya ısıyla aktif hale geliyor olabilir. Ama ne olursa olsun, yerlerinin herkes tarafından bilinmesi çok önemlidir. Belki de her gün hiç fark etmeden defalarca önlerinden geçiyorsunuz. Alarm çalıştırdıktan sonra ikinci adım itfaiyenin çağrılması olmalıdır. Altıncı birim. Personelden belli bir kişinin bu işle görevlendirilmesi ve onun bulunmaması durumunda yedek birinin seçilmesi çok önemlidir. Bu görevin kime ait olduğunu herkes bilmelidir. Peki ya siz biliyor musunuz? Öğretim bölümünde yardım çıktı. Yola çıktı. Bir sonraki adım binayı boşaltmaktır. Belki bu da panikle ilk yapacağınız şeylerden biri olacaktır. Ama personelin sakin şekilde nasıl dışarı çıkacakları konusunda eğitilmesi çok önemlidir. Zaman yeterliyse pencereleri ve açık kalması tehlikeli olan cihazları kapatın ve sonra çıkın. Koşmayın, yürüyün ve özel eşyalarınızı almaya çalışmayın. Yangın kapılarını arkanızdan kapatmayı unutmayın ve yangın çıkışlarının yerlerini bildiğinizden emin olursunuz. Sakat kişilerin bina boşaltılırken yardıma ihtiyacı olabilir. Nasıl yardım edebileceğinizi biliyor musunuz? Bina boşaltıldıktan sonra personel görevlileri veya tayin edilmiş olan biri kendisini tehlikeye atmadan binayı kontrol etmelidir. Yangın merdivenleri ve çıkışları her zaman açık olmalıdır. Koridorlara veya çıkışlara eşya koymayınız. Bunun sonucu ölümcül olabilir ve unutmayın ki yangın kapıları yangının yayılmasını engelleyecektir. Bu nedenle onları kesinlikle açık veya aralı bırakmayın. En önemlisi yangın alarmını duyduğunuzda bunun yanlış alarm olduğunu sakın düşünmeyin. Sakin olun ve zamanınız varsa pencereleri ve cihazları kapatın. Eşyalarınızı almak için vakit harcamadan hemen dışarı çıkmayın. Koşmayın. Yürüyün ve yangın çıkışlarını kullanarak hemen toplanma noktasına gidin. Peki ya yangının kendisi? Yayılmasını önlemek için bir şeyler yapmanız gerekiyor mu? Bunun tek cevabı, yapacaklarınız sizi ve diğerlerini tehlikeye atmıyorsa yangına müdahale edin. Unutmamalı ki yangın orta boy bir çöp kutusundan daha büyükse söndürme işini profesyonellere bırakmak daha iyi olacaktır.
Küçük bir yangını söndürmeye karar verdiyseniz, hangi tür söndürücü kullanacağınızı bilmeniz çok önemlidir. Örneğin, elektrik kökenli bir yangını suyla söndürmeye çalışırsanız, sonu fazlasıyla tehlikeli olabilir. Bilgisayar alev aldım. Alarmı çalıştırın. Yangın elektrikli bir aletten çıktıysa, ilk yapmanız gereken enerji kaynağını kapatmaktır. Bu durumlarda kullanılan karbondioksitli söndürücülerin bunun biçimindeki başı makinenin arkasına ve etrafına püskürtülmelidir. Yangın üç unsurun birleşmesiyle ortaya çıkar. Hava, yanıcı madde ve ısı. Bunlardan birini yok etmeniz durumunda yangını önleyebilir veya durdurabilirsiniz. Bunu güvenliğimizi tehdit eden en beklenmedik olaylardan biri de yangınlardır. Çok tehlikeli ve öldürücüdürler. Şimdi çeşitli söndürücüleri nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Personele verilen bu yangın eğitimi, hava aletlerin doğru kullanılmasına yardımcı olur. Pekala, şimdi mührü çıkar ve hortumunu doğrudan alevlere tutmaya çalışarak söndürücüyü uzaktan püskürtür. Bu, su içeren söndürücünün doğru kullanım şeklinde. Şimdi karbondioksitli söndürücünün nasıl çalıştığını görelim. Buraya kadar gel ve üzerini kaplayacak şekilde püskürt. Oksijeni keserek yangının sönmesini sağlıyor. Bu gösterilense köpüklü yangın söndürücüdür. Sönürü aç, beni çıkar, hortumu tut ve yangının arka köşesine doğru üstü kaplanacak şekilde püskürt. Yangın sönecektir. Şimdi de kuru toz içeren yangın söndürücünün kullanılışını görüyoruz. Oksijeni yok ediyor ve yangını söndürüyor. Bu tarzda çalışmak da tehlikeli olabilir. Örneğin bir kızartma tenceresinde çıkacak bir yangını en iyi yangın battaniyesiyle söndürebilirsiniz. Battaniyeyi tamamen açın, alevlerin üzerine örtün ve olabildiğince hızlı bir şekilde gazı veya elektriği kapatın. Evet, şimdi de iş yerinde ne tür yangınlar çıkabileceğine bir bakalım. Dikkatsiz yakılan bir sigara ismariti çöp kutusunda yangın çıkmasına neden olur. Gerrit, yangın çiftelerimi çalıştır. Bu şekilde müdahale etmek yine çok önemli. İlk yapılması gereken alarmı çalıştırmak. Su dolu söndürücünün güvenlik kemiği vardır. Hortumda oradan alevlerin tabanına tutulmalıdır. Hortumu bütün yangın alanında dolaştırın. Sonra da içinde kol kalmış mı diye kontrol edin. Şimdi farklı söndürücü tiplerini bir kez daha gözden geçirelim. Unutmayın, bunlar sadece yangın küçükse kullanılmalıdır ve gerektiğinde kaçabileceğiniz bir çıkış olup olmadığını kontrol etmelisiniz. 1 Ocak 1997 tarihi itibariyle bütün BS1 onaylı söndürücüler kırmızıya boyandı ve şu ibareleri taşımaya başladı. A sınıfı söndürücüler ahşap, kağıt, tekstil malzemesi ve karbon içeren materyaller için uygundur. B sınıfı söndürücüler yanıcı sıvılar içeren yangınlar içindir. C sınıfı söndürücüler yanıcı gazlarda kullanılmalıdır. Elektrik kökenli yangınlarda karbondioksit veya kuru toz içeren söndürücüler kullanılmalıdır. Bu yasa çok uzun süredir yürürlükte olmadığı için sağ tarafta gösterilecek olan söndürücüler de halen kullanılmaktadır. Su içeren yangın söndürücüler çok yangın için uygun değil. Ancak yanıcı sıvılar ve elektrikli aletler üzerinde kullanılmaları kesinlikle sakıncalıdır. Suyu yangının tabanına doğrultun ve alevinin önünde gezdirin. Kuru toz içeren söndürücüler de pek çok yangın türü için kullanılabilir. Ancak etrafı çok fazla kirlettiğinden ofis ortamı için uygun değildir. Bunlar basınçlı toz püskürtü ve alevinin üzeri hızlı hareketlerle taranarak yangın söndürülür. Karbondioksit içeren söndürücüler de yanıcı sıvılar ve elektrikli aletler için uygundur. Alevlerin üzerinde sütünün geri gezdirin, oksijeni yok ederek yangını söndürecektir. Sütün içeren söndürücüler ve aynı şekilde uygulanan köşkü söndürücüler, aynı zamanda yanıcı sıvılardan kaynaklanan yangınlar için de kullanılır. Diyelim ki yangın çıktı ve insanlar binayı boşaltıyor. Herkes önceden belirlenen buluşma noktasına gitmelidir. Sizinki neresi biliyor musunuz? Bunu bilmeniz çok önemli.
Bu şu noktasında isimleri okumak ve kişileri saymakla görevli biri olmalıdır. Alan Edwards, Stan Leather. Güvenli olduğu açıklanmadığı sürece kimsenin binaya girmemesi gerekir. Şimdi yangın çıktığını terk ettiğinizde yapılacakları hatırlayalım. İlk adım alarmı çalıştırıp diğerlerini uyarmak. İş yerinizde hangi tür alarmların kullanıldığını ve nerede olduklarını bilmeniz gerekiyor. Sonraki adım itfaiyenin çağrılması. Ve sonra belirli bir kişi görevli olmalıdır. Bu işten sorumlu kişinin kim olduğu ise herkes tarafından bilinmelidir. Alarmı duyduğunuzda sakın tasminat olabileceğini düşünmeyin. Paniğe kapılmayın. Zamanınız varsa pencereleri ve cihazları kapatın ve sakince binadan çıkın. Özel eşyalarınızı almak için durmayın ve sakın koşmayın. Yangın çıkışlarının yerlerini bildiğinizden emin oluruz. Toplanma noktasının yerini öğrenmeyi unutmayın ve hemen oraya gidin. Binanın boşaltılması sırasında personel memurları binayı arayacaktır. Daha sonra eksik kimse olmadığını kontrol etmek için yoklama yapılabilir. Güvenli olduğu söylenmeden binaya dönmeyin. Yangına gelince, kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmıyorsanız müdahale edebilirsiniz. Yangın orta boyu bir çöp sepetinden büyükse söndürme işini itfaiyeye bırakın. Yangına müdahale edecekseniz de doğru bir söndürücü kullandığınızdan emin olun. Söndürücünün yerini zaten biliyor olmalısınız. İşte böyle. Artık çalıştığınız yerde yangın çıkarsa ne yapacağını biliyorsunuz. Herkes yangın çıkması durumunda neler yapılacağını bilirse ve herkes doğru prosedürü sakin bir şekilde izlerse yangından hasar almadan kurtulabilirsiniz. Ve iş yeriniz çok daha güvenli bir yer olur. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Nerede kalmıştık? Evet, kazalara bakıyorduk değil mi? Kaza örnekleri, Tüpraş'taki kaza. Bir petrokimya tesisi arkadaşlar, gördüğünüz üzere tank yangınları. 2001'de Tuz kasabasında patlama sonucu meydana gelen kaza. Mersin Ataş Rafinerisi arkadaşlıkta. Evet, büyük endüstriyel kazalar, yaşanan büyük endüstriyel kazalardan sonra tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan zararlardan iş yerinin çalışanların halkın ve çevrenin korunması için klasik iş sağlığı ve güveni anlayışından farklı bilimsel, sistematik yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. İşte İtalya Seveso büyük endüstriyel kazası dönüm noktası olmuştur. İşte Seveso direktifleri arkadaşlar bunlarda. İtalya Seveso kasabasında 1976'da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben endüstriyel donanımlarda kaza önlemi üzerine bir direktif olan Seveso direktifi kabul edilmiştir. Daha sonra Hindistan Bhopal'de 1984 yılında ve İsviçre Basel'de 86 yılında gerçekleşen iki büyük kaza ve Mexico City'de doğalgaz patlaması sonucu 500 ölü ve 4000 yaralı ile sonuçlanması bu direktifin tekrar gözden geçirilmesi gereğini doğurmuştur. Evet, bu direktiflerin temel amacı Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerde büyük endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin
yeni bir sistem oluşturmak ve bu sayede büyük kazaların insanlara ve çevreye olan etkilerini en aza indirmek. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kazalar sıralanmış. Seveso 1, Seveso 2 ve son olarak da Seveso 3 direktifi yan yana almış. Yani her büyük endüstri kaza sonrasında Seveso direktifleri güncellenmiş. 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Seveso 1 ve Seveso 2 direktifleri yürürlükten kaldırılmış ve 2012-18 EU sayılı Seveso 3 direktifi yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde ülkemiz 96-82 EC Seveso 2 direktifini uyumlaştırmak ve kendi iç mevzuatını aktarmakla yükümlü olduğundan büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerin azaltılması hakkında yönetmelik 30 Aralık 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Evet, yine bu Kasım 1989'da İl Yönetim Kurulu 244. toplantısında alınan karar uyarınca Cenevre'de 8-17 Ekim 1990 tarihlerinde büyük endüstriyel tehlikelerin önlenmesine ilişkin uygulama kodu hazırlanması maksadıyla bir uzmanlar toplantısı düzenlenmiştir. Bu uzmanlardan 7 tanesi hükümetlerden, 7'şer tanesi işçi ve işveren gruplardan olmak üzere 21 üyeden meydana gelen uzmanlar grubu bir uygulama kodu hazırladılar. Bu toplantıda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi adı verilmesi kararlaştırılıyor. Ancak hazırlanan bu kod büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için tüm ilgililere sadece pratik tavsiyeler niteliğinde kalmıştır. Evet arkadaşlar, yine bir videom var. Onu izleyelim. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Evet, burada arkadaşlar bir tank çiftliğinde meydana gelen bir patlama üzerinde nasıl yangının, patlamanın, büyük patlamanın gelişeceği ortaya çıkmıştır. Bakalım yine. Paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Yine bir sıkıntı olursa haberim olsun. Evet, paylaşıyorum. Görebiliyoruz mu arkadaşlar? Bir tank çiftliği. Evet. Başlatıyorum. Evet, umarım izlemişizdir. Yine bir tane daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Büyük endüstriyel kaza örneği. Bu da arkadaşlar bir
petrokimya tesisi. Bakalım ne oluyor. Evet. Şu anda görebiliyoruz mu? Arkadaşlar sizden geri dönüş olmayınca tam emin olamıyorum. Evet, başlatıyorum. Evet arkadaşlar, izleyebildik mi? Umarım izlemişizdir. Tekrar geçiyorum arkadaşlar slaytıma. Evet, yönetmeliğe gelmiştik. Amaç bu yönetmelik tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla yüksek seviyede etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler. Bir kuruluşun büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik kapsamında olup olmadığı, bu kapsamda hangi seviyede bir kuruluş olduğunu tespit etmek için ek birdeki hesaplamalarla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı SEVESO bildirim sistemine kayıt yaptırması zorunlu. Evet, arkadaşlar tanımlar diyelim. Acil servis hizmetleri dediğimizde büyük endüstriyel kazalarda kuruluşta ve civarında zararın en azı indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil, güvenlik, sivil savunma ve arama kurtarma hizmetleri dahil sağlık ve güvenlik hizmetlerini kapsar. Büyük endüstriyel kaza herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir yayılım, yangın veya patlama olayını ifade eder.
Evet, tehlikeli madde dediğimizde ek bir bölümlü sütunlüde listelenen veya ek bir bölümlü sütunlüde listelenen bir kategori içerisindeki ham madde, ürün, yan ürün, artık ve veya ara ürün olarak mevcut olan veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşabilecek bir maddeyi veya müstesnarı ifade etmektedir. Evet, bu yönetmelik kapsamına giren tehlikeli kimyasallar, toksik, oksitleyici, patlayıcı, alevlenir, çevre için zararlı olarak sınıflandırılır. Evet arkadaşlar, şimdi sorularla devam ediyorum. Yarım kalmıştı. Diğer dersimizde bitirememiştik. Sorularla devam edelim. Patlayıcı ortamlar, yanıcı gazlar, patlayıcı tozlarla ilgili. Bunu bitirmek istiyorum ben. Evet, ne dedik? Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir arkadaşlar? Patlama denir. Doğru cevap B seçeneği. Evet arkadaşlar, yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir? 1, 2 ve 4 yani oksijen, yanıcı madde ve ısı kaynağı bir araya gelirse buna yanma üçgeni, yangın üçgeni de diyorduk hatırlarsanız. Evet, tehlikeli maddenin kapları taşınırken veya depolanırken aşağıdakilerden hangisi önemsizdir? Evet, bu tip durumlarda arkadaşlar, güneş ışınları önemli çünkü kimyasal maddenin bozulması ışığa maruz kalırsa çok çabuk olur. Tutuşturma kaynakları yine riskli kimyasallarda patlama olabilir, değil mi? Evet, serin bir yerde depolanması da önemli. Kimyasalın bozulmaması için ama uygun bir nem çekici kullanma gibi bir zorunluluk yoktur. Evet arkadaşlar, metan gazının havada yaptığı karışım hangi oranlarda patlayıcılık özelliği gösterir? Neydi bu oranlar arkadaşlar, hatırlarsınız? Neydi? 4 ile 15 arasıydı değil mi? Metan gazı havada maksimum patlama sınır değerleri 4 ile 15 arasında metan gazı patlar. Evet arkadaşlar. Karbondioksitin vücuttaki olumsuz etkisi aşağıdakilerden hangisinde ifade edilir? Karbondioksit ne demiştik? Boğucu bir gazdı. Basit boğucu bir gazdı değil mi arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi patlama oluşturmaz? Yine karbondioksit gazı patlama oluşturmaz. Kimyada bu tip reaksiyona girmeyen maddelere inert madde denir arkadaşlar. Evet, hangi durum patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesinde yeterli değildir? Açık havalı sahada çalışmak yeterlidir arkadaşlar. Gaz kaçakları uygun alarm sistemleri ile kontrol edilmesi, bu da yeterli. İyi bir havalandırma, bu da patlayıcı ortam oluşturmasını önler. Yanıcı sıvı gaz ve tuzun az miktarda kullanımı, az da kullansak, çok da kullansak önemli olan havadaki
patlama konsantrasyonuna ulaştığı zaman gaz patlar. Evet, akciğerlerde birikebilen fakat herhangi bir hastalık yapmayan tozlara genel olarak ne ad verilir? Bunlara arkadaşlar invalid tozlar denir. Pnömokonyoza yol açan tozların tane büyüklüğü 0,5 ile 5 mikron arasındadır. Yani doğru cevap B seçeneği diyoruz. Kaç mikron üzerindeki tozlar üst solunum yolunda tutulur? 5 mikron üzerindeki tozlar solunum yollarında tutulur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Metan renksiz ve kokusuz bir gazdır. Karbon monoksit baş ağrısı, halsizlik ve kusma emareleriyle anlaşılır. Hidrojen sülfür yanıcı ve zehirli bir gazdır. Karbondioksit zehirleyici bir gazdır. Arkadaşlar karbondioksite ne dedik biz? Basit boğucu bir gaz demiştik hatırlarsanız. Havadaki oksijen konsantrasyonunu azaltarak oksijensizlikten kişilerin ölümüne neden olabilir diyoruz. Evet, aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda oksijen seviyesini düşüren durumlardan değildir? Gemi ambarlarındaki açık organik ürünler, ıslak zeminler. Islak zeminler arkadaşlar maden işletmelerinde uygulanan tuzun havaya karışmasını önleyen bir uygulamadır. Evet arkadaşlar, malzeme güvenlik bilgi formları ile ilgili mevzuat hangi bakanlık tarafından hazırlanmaktadır? Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanıyor arkadaşlar. Malzeme güvenlik bilgi formları hangisinin bulunması zorunlu değildir dediğimizde bu formlarda ürünün fiyatının bulunması zorunlu değildir. Yani B seçeneği. Evet, aşağıdaki ifadelerden hangisi kimyasal maddelerde çalışmalarda ikame yöntemidir? İkame neydi arkadaşlar? Tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlemin kullanılmasıdır. Yani doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yavaş yanmaya örnektir? Demirin paslanması arkadaşlar yavaş yanmadır. Yavaş yanma oksijenin yetersiz olduğu durumlarda olan yanmaya yavaş yanma diyoruz. Evet. İşveren patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla yapılan işlemlerin doğasına uygun olarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemlerden hangisi yanlıştır? Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek doğrudur. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek doğrudur. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. Bu da işverenin görevidir. Belirtilen önlemler gerektiğinde patlamanın yayılmasını sağlayacak tedbirlerle birlikte alınır. Bu tam yapılmaması gereken şeyi yazmış arkadaşlar. Patlamanın yayılmasını sağlamak diye bir tedbir yok. B seçeneği. Evet, sağlığa zararlı olan bazıları da kemik iliğinde birikim yapan kanserojen sıvılar neydir? Solventlerdir. Yani çözücülerdir. Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile temasında önemli ölçüde algın egzotermik reaksiyona neden olan maddeler nedir? Oksitleyici maddelerdir arkadaşlar bunlar. İşte
permanganat, hidrojen peroksit, perkloratlar bunlar oksitleyicidir. Çok kolay diğer kimyasallarla, maddelerle reaksiyona girer. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.